Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TTT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası bakıyoruz. 118 ve 119'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Kare demiş. Kare bütün kenar uzunluklarını şöyle eşitleri koyalım. Aa ne çıktı burada? X kenar. Hocam 40 ya. Tamamı 90 olduğundan buraya 50 kalır. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65 65 yapar. E hocam şurada kaçı da tamamı 90 derece olduğundan 65'in 90'a tamamlayanı kaç derecedir? 25 derecedir. Yani cevap 25 oldu. Birinci soru C. Geldik ki. Köşegenle alakalı bir şey. Köşegen. Bu köşegenlerin kesim noktasının köşeleri olan uzakları birbirine eşitti. Eşitleri yazdık. E hocam burada bir x kenar çıktı. Hatta bu köşegen olduğu için 45-45 değil midir burası? Evet. Bu da 45-45'tir. Hocam şuradaki ikiz kenardan dolayı tepe açısı kaç derece bunun 45. E, 180'den 45 çıkart 135 2'ye böl 67 buçuk 67 buçuk çıkar buraları. Hocam 67 da 180'e tamamlayan açısı da kaç yapar? 112 buçuk yapıyor galiba. Evet burası da 112 buçuk olmak zorunda. İkinci soru denizli oldu. Geldik küçüğe. ABCD kare AFFB dik verilmiş. DE4 ve EC'de 9 verilmiş. 4 ve 9 verilmiş. Şuradaki diklik verilmemiş herhalde. Kusura bakmayın. Burada 90 derece verelim ya da şunlar birbirine paralel verilebilir arkadaşlar. Tamam şuradaki 90 dereceyi kullanacak olursak 4 ve 9'u kullanmam lazım. Ekstra bir 90 derece varsa alfa betaya dalarız ama alfa beta sadece bu üçgen var maalesef yapamam. Tek bir üçgen olduğu için alfa betaya da dalamam burada. E ne yapalım? Hocam şu uzunluğu uzatacak olursak şöyle paralel ya bunlar. Daha doğru açılardan beri biliyoruz. Paralel doğruları uzatıyoruz. Uzattığımız an hocam 4 ise. 4 oldu dikdörtgenden 9 ise 9 oldu burası. Ya da 90'lı sorularda dikdörtgen oluşturmak mantıklıydı. Dikdörtgeni de şu şekilde oluşturduk diyebilirdik. E burada h kare eşittir p çarpı k yok mu? Var. h kare eşittir 4 çarpı 9'dan. h'ı buradan 6 buluruz. h 6. Bir de bu bir kareymiş. E o zaman burası 13 ise burası da 13 olması lazım. Yani burası da 13. E arkadaş 6 ile x'in toplamı 13'e eşitse x'i de böylelikle kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Cevap 7 yaptı. 3 soruda geldik 4. soruya. Evet 90'lar malı şu. Öncelikle 12 16 20 üçgenden 20'yi yazdın. Tamam. Hocam bir kenar 16 ya. Bir kenar 16 olması lazım kare dediği için. O zaman buraya kaç kaldı? 4. 90'lar da vada şu. Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta. Yani senin şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Beta'nın karşısı 4 beta'nın karşısı 16. Güzel bir benzerlik var. Yani 1'e 4 oran var. Alfa'nın karşısı 12 ise alfa'nın karşısı o zaman 1'e 4 orandan dolayı 3 olmak zorunda. E sonra ne yapacağız hocam? İster Pisagor bantısı Şurayı yaz. 3, 4, 5. Sonra şuradaki Pisagor bantısından burayı bul. istersen şu kenar belli. Şu kenar belli. Buradaki Pisagor bantısından yap. Fark etmez. Şurayı 5 bulduk ya zaten. 5 ve 20'deki ortak çarpan. Kısa yoldan yapalım. FB uzunluğu isteniyor. Evet. Burası 5 çarpı 4. Burası 5 çarpı 1. O zaman burası da ne olacaktır? X de 5 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. Ya 4'ün karesi artı 1'in karesi. Yani cevap o zaman 5 kök 17 çıkar. 4. soru akça oldu. Geldik 5'e. ABC'de dikdörtgen içindeki KLMN karesinin konumu gösterilmiştir. Karenin 3 köşesi dikdörtgenin kenarları üzerindedir. K köşesinin AB doğrusuna olan uzaklığı. AB doğrusu. Şu AB olan uzaklığı. Yani dik uzaklığıdır. Yani şurada uzunluk demiş bize. 15. N köşesinin AB doğrusuna olan uzaklığı. Arkadaş N köşesinin de AB olan uzaklığı. Hocam şu köşegen mi değil. Tam köşegen olduğunu bilmiyoruz. Belki de o çizilen böyle olacak. Belki de aşağı doğru olacak değil mi? Bilmiyoruz. Yalnız biz şöyle şey yapalım. Bunun bunu olan uzaklığını kullanacağım ben şimdi. Tam buraya doğru şey yapıyor ama. Hocam bunu nasıl kullanabilir? Dikdörtgen oluşturalım şöyle. Yani şuradaki uzunluk da kaç yapıyor? Şu uzunluk kaç? 25. O zaman burası da 25 olacak dikdörtgenden dolayı. Tamam. Bunu kullanalım. Şekil karışıklığı ortadan kalksın diye şunu sildim sadece. E burası 25 ise buraya ne kaldı o zaman? 10 kaldı. BM uzunluğu nedir diye soruluyor bana. Arkadaş dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta 90 ya alfa 90 ya beta bu üçgen bu üçgen bu üçgen benzer hatta kare olduğundan dolayı bunlar eş. E burada alfanın karşısı 10 sa burada da alfanın karşısı 10 çıkar zaten benden BM isteniyor yani cevap Ceyhan Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. Hocam köşegen çizilmiş. İşimiz gücümüz ne oluyordu? Köşegen. Hop diğer köşegeni de çizelim. Köşegenler açı ortaydı. 45-45 aynı zamanda dik kesiyordu değil mi arkadaşım? Şöyle şöyle. Ve bütün köşegenler birbirine eşit 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 eşit. Burası da eşit. E ben buraya A dersem A artı 1. E o zaman burası da A artı 1 yaptı. Bak şurada bir Pisagor bağıntısı çıktı. Hadi Pisagor'u yapalım bakalım burada. Hocam 5 var. Büyük ihtimalle 3, 4, 5. A yerine 3 koyarsam 3, 4, 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Benden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Yani karenin bir kenarı isteniyor benden. E hocam 4 ise burası. Burası da 4. E, o zaman burası da 4. Kök kim yapar? Evet cevap Akçay yaptı 6. soruda. Geldik 7'ye. Yedinci soruda şekil bir daha karesi. Şurası kesilmiş buraya konmuş. Aslında eski haline geri getirelim. Hop şöyle hop böyle. Ya sen bunu almışsın getirmişsin buraya koymuşsun. Aslında aynı yapı değil mi? Eş. Ya aynı kenarlar. Hocam şu kenarla şu kenar birbirinin aynısıdır. 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenar aynısıdır. Hatta bu kenarla da bu kenar zaten görüyorsun karenin birer kenarları. E, hatta burası kaç? 7. Tamam. E şurası da 6 vermiş. 6'ya 1 vermiş. 1, 1. Burası kaç? 6 ya. Hocam. Burası da 7. A çıktı. Pisagor bağıntısı. 6, 8, 13 üçgeninden burayı 10 olarak buluruz. Tamam başka bir şey gerek var mı? Yok zaten bizden o isteniyor. Cevap C yaptı. Geldik 8'e. Kare biçimdeki kartondan kare şeklindeki boyalı kısımlar kesilerek çıkartılıyor. Şu kare. Madem kare A kare 8 ise. Bak A kare 8 ise. 8'in kare kökü ne yapar? 2 kök yapar. Hocam A kare 50, 50 ise ne yapar? kök e, 50'nin karekökü de ne yapar? 25 çarpı 2'den 5 kök 2 yapar. 128 ise o da 64 çarpı 2 ya. Bir kenar 8 kök 2 mi yapar? Evet. Şimdi burada kesilen parçaların köşegen köşegen köşe ne diyor? He, bir dakika. Kesilen parçaların köşegen uzunlukları büyük karenin köşegeniyle çakışıktır. Hocam bu köşegen, bu köşegen ve bu köşegen büyük karenin köşegeniyle çakışıktır. E o zaman büyük karenin köşegeniyle çakıştıksa burası 45 45 değil mi? E burası da 45 45. Hocam burası da 45-45. E, bu ne demek? Hocam 45-45-45 olduğu için yöndeş paralel paralel paralel. E o zaman paralelse arkadaş. Şurada bir dikdörtgen oluşturacak olursa 8 kök 2 ise burası 8 kök 2. Toplam 13 kök 2 yaptı. Burası da dikdörtgenden dolayı 13 kök 2. Toplamda burası 15 kök 2 mi yaptı? Evet. Kalan kısmın alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar kalan kısmın alanı büyüğün alanından bu alanları çıkartacağız. Büyüğün alanı nedir? 15 kök 2'nin karesi. Yani... Bu 225 yapıyor. 450 mi yapıyor? Bu 450 yaptı. Sen 450'den neyi çıkartacaksın kardeşim? 128'i. Ondan sonra 128. 50 ve 8'i toplamını çıkartacaksın. 128 ile 8'in toplamı 136. 50 ile toplarsam 186. Bundan 186'yı çıkartırsam eğer 4. 64 ve kaç yapıyor? 264 yapıyor galiba. Evet. Tüm alandan şu alanları çıkarttım arkadaş. Başka da bir şey yok. Yani cevabımız 264 yaptı. 8 soru C han oldu. Geldik 9'a. Evet, aşağıda bir kenar 12 santimetre olan kare biçimdeki bir zarf ve bu zarfın açılımı verilmiştir. Bu zarfın açılımının alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş, şu açılmış böyle gelmiş. Burası ayken burası ay. kare biçimli ya. E burası daha, burası daha, burası daha değil mi? Evet. Şimdi dikkat, et. bu açıldı böyle geldi. Bu açıldı böyle geldi. Bu açıldı böyle geldi. E burası daha, burası daha, burası daha, burası daha mı yaptı açılanlardan? Evet. Yani biz 4A'yı biliyoruz. Bizden ne isteniyor? 8A isteniyor. E arkadaş karenin bir kenarı 12 a. Şurası. O zaman 12 12. Yani 12'nin karesi 4A. Kaç yaptı? 144 yaptı. A'yı buluruz ama gerek yok. Benden 8A isteniyor. 2 ile çarparsam ben bunu 8A'da kaç yapar? O zaman 288 yapar. Yani cevap Balıkesir yaptı. 9. soruda geldik. Ora. EC uzunluğu 8 olarak verilmiş. EC'de üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Bir üçgenin alanı şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü gideyim mi? Evet. E madem bu üçgende bu taban verilmiş o zaman bu tabana ait yüksekliği bulursak olay bitti arkadaşlar. Ve ben neyi biliyorum? Şunun tamamının 8 olmasını biliyorum. E arkadaş ne yapacağız? 90'lara bu da şu. Dal alfa beta'ya alfa beta alfa beta. Ya şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta karenin bir kenarı bu karenin bir kenarı bu. 90'ın karşısındakiler karenin kenarları olduğu için bunlar eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 8'si. Alfanın karşısı burada da 8'dir. a taralı alanda yükseklik 8 yaptı. 8 tabanına ait yükseklik 8 yaptığı için taban çarpı yükseklik bölü 2. 64 bölü 2'den cevap 32 yapar. 10. soru C. Han yapar. Geldik 11'e. Haa kenar ortay kenar ortay. Hemen aklıma şey geldi. Hocam ağırlık merkezi. Üçgen oluşturdum. Kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. Bir üçüncüyü de çizersem. Hocam ne oldu o zaman burası? Ağırlık merkezi alan dağıtımı a a a a a şeklinde olmuyor mu? Oluyor. E 6a ise burası diğer yarısı da 6a'dır. Tüm alan 12a yaptı ve bir kenar 6 olan bir karenin alanı 6'nın karesinden dolayı 36 değil midir? Evet. 12 a 36 ise a'yı 3 buluruz. Taralı alan nedir diye isteniyor bizden. 6 7 8 8 a isteniyor. A yerine 3 koyarsam cevap 24 yapar. Yani 11. soru Akça yaptı ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kare testinin ikincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.